Son zamanlarda bu konuyla ilgili her video aynı sözle başlıyor. Marmara öldü ya da Marmara ölüyor. Marmara tükendi, Marmara bitti, Marmara gitti. Böyle gidiyor. Kimse de sormuyor neden diye. Marmara neden bu hale geldi? Büyük yıkım ne zaman başladı? Kim ya da kimler sebep oldu? Bugün sorunun kaynağına ineceğiz. Tüm hatalar sonucunda yaşanan domino etkisine, Marmara'nın geldiği hale ve neler yapmamız gerektiğine değineceğiz. Dünyanın en değerli iş denizlerinden biri olan, yapısına rağmen dinamik kalmayı başaran Marmara'nın nasıl göz göre göre öldürüldüğünü içimiz acıyarak izliyoruz. Kimisi dış güçlerin oyunu diyor, bir gemi varmış, Marmara'ya müsilaj bırakıp cinayete kastetmiş. Kimi yaşanan olayları tek tek bilimsel mantığa oturtuyor. Kimisi de ne gelirse Allah'tan diyor. Ne gelirse Allah'tan tabii ama biz o uçurumun ucuna gelmişiz, kendimizi boşluğa bırakmışız, sonra da beni kim itti diye düşünüyoruz. Herkes üstünden atıyor suçu. Kimi siyasileri suçluyor, kimi belediyeleri, kimi de tüm insanları. Siz de kendi suçlularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ama bize kalırsa videonun sonuna kadar bekleyip bir kez daha düşünün. Bil bakalım bu deniz salyası neymiş, neden oluşmuş ve nasıl kurtulacağız? Buyurun. Masmavi Marmara, dünyanın üzerinde milyonlarca yıldır var olan, zaman zaman yapısını göl ve deniz olarak değiştirmiş, sonra da bir iç deniz olarak kalmış, yaratıcının insanlığa lütfu. Güzelliğiyle, yapısıyla, bağlantılarıyla ve oluşum şekliyle dünyanın sayılı denizlerinden biri. Tüm özellikleri ona benzemese de bir deniz daha var, iç deniz sıfatına sahip olan İtalya ve birkaç Doğu Avrupa ülkesinin kıyılarını birbirine bağlayan Adriyatik Denizi. Hikayemiz 1700'lere kadar uzanıyor. Teknolojinin ve makine dünyasının bugünlere uzanmasındaki en önemli tarihe 1760 sanayi devrimine. Avrupa'nın yapısını kökten etkileyen bu devrimle insanlık gelişirken dünyaya yaptığı kötülüklerin alanı genişliyor. Mezopotamya'da doğan insanlığın medeniyetini Dicle ve Fırat nehirlerinin arasına kurup gücünü sudan alması gibi Avrupalılar da tüm yapılarını Adriyatik'in etrafına kurdu. Fabrikalar, inşaatlar ve daha fazlası. Buradan çıkan afriyatlar, insanların evlerinden toplanan doğal atıklar, fabrikaların zehirli atıkları ve daha fazlası Adriyatik derinliklerine bırakıldı. Hikayeyi tam buradan alıp Marmara'ya gelelim mi? Çünkü tam anlamıyla aynı hatayı biz de yaptık. Ama onlardan neredeyse 200 yıl sonra. Orada gerçekleşen bir musibetin bizi de vuracağını düşünmedik, planlamadık. Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Marmara çevresindeki şehirlerde kurulan fabrikalar atıklarını 1960'larda başladı Marmara'ya boşaltmaya. Peki bu atıklar müsilaja ya da deniz salyasına nasıl dönüştü? Biraz bilimsel konuşalım. Her denizde bulunan fitoplankton adlı organizmalar her zaman çoğalma eğilimli olurlar. Ancak sağlıklı çevresel koşullar onları frenlerken yanlış gelişen koşullar ise çoğalmalarına yol açar. Marmara'da oluşan olumsuz koşullar da onları tetikleyip çoğalmalarını sağlarken deniz suyuna sümüksü, organik ve salyamsı bir yapı salgılamalarına sebep oldu. Ve bu salya denize çok ama çok zarar veriyor. Zamanla birikerek önce denizin üst kısmını kaplıyor ve burada çoğalmaya başlıyor. Denizin üstü kapandıkça içeri güneş ışınlarının girmesine olanak kalmıyor. Su altına ulaşamayan güneş ışınları buradaki bitkilerin fotosentez yapamamasına yol açıyor. Böylelikle de suyun altındaki oksijen yok oluyor. Oksijensiz yerde hiçbir canlı yaşayamayacağı için de denizin içindeki canlı popülasyonu ölmeye başlıyor. Bazı balık türleri çözümü Marmara'dan kaçmakta bulurken, midye gibi bazı canlılar su altında yuvalanarak hayatını sürme eğiliminde olduğu için buradan ayrılamıyor. Onların karşılaşacağı tek sonuç ise ölüm. Şükür ki balıklarda ölüm durdu, hareketli organizmalar. Onlar müsilaj kümelerinden uzaklaşabiliyorlar. Ama birçok balık türünün şu anda üreme sezonu. Dolayısıyla onların da larvaları, yumurtaları tehdit altında. Bir tane anemon gördüm ben. O anemonun daha önce fotoğrafını çekmiştim. Pırıl pırıl bir fotoğrafı vardı. Renkli, çok da renkli bir anemondu. Şimdi komple üzeri müsilajla kaplanmış ve ölmemek için direniyor.
Zira suyun üstünü kaplayıp oksijenin yok olmasını sağlayan müsilaj zamanla çoğalarak denizin dibini de kaplamaya başlıyor. Bir ölüm örtüsü gibi suyun dibine serilip buradaki tüm yaşamın bir mezarlık haline gelmesine yol açıyor. Suyun üstü ve dibi arasında da örümcek ağına benzeyen, tüm yaşamı ağına düşürüp nefesini keserek katleden bir yapı oluyor. İşte Marmara tam bu durumda. Aylardır, yıllardır bu durumda. 2007'de ortaya çıkıp uzun süre konuşulan müsilaj bir süre sonra yok olmuştu. Hayatımızda kısa süre kaldığı için kimse bu kadar konuşmamıştı onun hakkında. Ama bu kez farklı. Çünkü ortaya çıktığı dönemde o kadar büyüdü ki uydu görüntülerine bakıldığında 10 günde 3 kat arttığı tespit edildi. Sebebine değindik başlangıçta ama maddeler halinde kısaca sıralayalım. 3 temel sebebi var müsilajın. İlki küresel ısınmadan kaynaklanan aşırı ısınma. Bu maddeyi biraz açmak gerek, zira Marmara'da yaşanan bu ısınmanın sebebi küresel ısınma değil. Fabrika atıklarından dolayı Marmara'daki azot ve fosfor miktarı çok çok yükseliyor. Bu da sudaki sıcaklığın artmasına yol açıyor. Yani ilk maddemizi incelediğimizde kaynak olarak yine atıklara gidiyoruz. İkinci sebep de denizlerdeki durağanlık olarak söyleniyor. Ama videonun başında da söylediğimiz gibi Marmara durağan değil. Hatta bir iç denize göre oldukça dinamik bir yapıya sahip. Zaten fabrikatörler de buna güveniyor. Burada kurulan fabrikaların atıkları direkt kıyıya salınmadı. Çünkü halk bunu görürse tepki verebilir, bu da infiale yol açabilirdi. Bu sorunun önüne geçmek için bir arıtma tesisi kurmak mantıklı olabilirdi, değil mi? Ama yok, onlar bunu düşünmedi. Onun yerine Marmara'yı gözlerden daha uzak şekilde zehirlemeyi tercih ettiler. Derin deşarj yöntemiyle Marmara'nın derin noktalarına uzatılan borularla zehirli atıklar boşaltılmaya devam etti. Bunun yapılmasının sebebi de Marmara'nın alt noktalarının Karadeniz'e doğru akmasıydı. Yani buradan bırakılan atıklar iki farklı denize yayılacak ve fark edilmeyecekti. Bunu araştırıp bulanlar nedense denizin üstünde durumun ne olduğunu merak etmemiş olacak ki orası tam tersi halde. Aslına bakarsanız Marmara Denizi 3 farklı katmana ayrılıyor. Denizin dibi az önce de söylediğimiz gibi Karadeniz'e doğru akıyor. Orta kısımlar daha durağanken üst kısım ise Karadeniz'den Marmara'ya doğru akıyor. İşte burada başlıyor asıl sorun. Çünkü alt kısmından Karadeniz'e doğru yola çıkan zehirli atıklar bir bumerang etkisiyle Karadeniz'den tekrar Marmara'ya döndü. Bu da tüm zehrin Marmara'da toplanmasına, yani dinamik bir denizin durağan hale gelmesine yol açtı. Son sebep ise denizlerdeki kirlilik. Ki bu da zaten anlattığımız her şeyin toplamı olacak nitelikte. Yani başına, sonuna, girişine, çıkışına neresinden bakarsanız bakın, olay zehirde ve o zehri akıtanda bitiyor. Uzmanlara göre bu maddelerden biri bile ortadan kalksa Marmara normale dönebilir. Kendini temizleyebilir, nefes alabilir. İlk çözümümüz bu, durmak. Sorunun kaynağını anlayıp onu kökünden kesip atmak. Onun dışında yapılacak birkaç şey daha var. Denizimizde artışı devam eden fitoplanktonlarla savaşmak üzere programlanmış çeşitli mikroorganizmalar bulunuyor. Bu küçük savaşçılardan ithal ederek ya da üreterek denizimizi kurtarabiliriz. Ancak bunların maliyetinin de çok fazla olacağı düşünülüyor. Daha önce denizden alıp laboratuvarımızda uyuttuğumuz, sakladığımız bakterileri ortama vererek, doğal ortama vererek, kimyasal veya zararlı herhangi bir takviye, herhangi bir şey kullanmadan yine Marmara Denizi'nin kendi bakterilerini ihtiyacı olduğu yerde takviye kuvvet olarak ortama vererek müsilajın ayrışmasının hızlandırılmasını amaçlıyorum. Marmara Denizi'ne hala ümit var mı? Bu acil eylem planı kurtaracak mı yakın zamanda? Marmara Denizi tabii can çekişiyor, burası kesin, ama öldürdük demeyelim, umudumuzu da kaybetmeyelim. Biz insan olarak insani faaliyetlerle bunu bu hale getirdik. Ama şimdi eylem planıyla, Marmara Denizi eylem planıyla ileri biyolojik sistemler devreye sokulacak ve Marmara'ya inen azot, fosfor kesinlikle limitlenecek. Bir başka çözüm de Marmara'yı beton bir göl olmaktan kurtarmak. Kıyısı olan her yere beton döküp binalar, oteller, yollar ya da fabrikalar yapmamak. Zira bir deniz kirlenmeye başladığında ve nefes almaya ihtiyaç duyduğunda başvuracağı ilk çözüm dalgalarıyla onu kıyılarından dışarı atmak. Ancak her yanı beton olan Marmara kaçacak,
Kurtulacak bir yer bulamıyor. Göz göre göre onu boğuyor. Adeta boğazına yapışıyoruz. Bazı uzmanlar 3 yılda, bazıları 5 yılda normale döneceğini düşünüyor. Bazıları daha umutsuz durumda. Ancak bir yerden başlamak gerek. Deniz salyası henüz toksik bir yapıda değil. Yani insanlara bir zarar vermiyor. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmez. Yediğimiz balıklarda, serinlemek için yüzdüğümüz sularda ya da çevresel etkinliklerimizde onunla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyoruz. Bunların hepsi olabilir. İnsanoğlunun başlattığı bir yıkım yine dönüp kendisini bulabilir.